Kenar Bloklarım'ın ilkine hoş geldiniz. Biliyorum siz de benim kadar çok merak ediyorsunuz buraları. Ben de inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü ilk defa aslında spontane bir şekilde günlük hayatımı paylaşacağım. Vallahi bu vlogdan sonra dediğim gibi kapanır mı? Bir şey mi olur YouTube? Bu işe el mi koyar bilemiyorum. Fakat bakalım neler olacak. Ben de sizin kadar dediğim gibi heyecanlıyım. Bugün kuzeyimle birlikte Skopje City Mall'a gidiyoruz. Makedonya'nın en büyük alışveriş merkezine gideceğiz. Bakalım bizim gibi alışveriş merkezinin cennetinden gelen bir insan için benim gibi ne kadar büyük, ne kadar küçük. Birlikte artık tartışırız, ölçeriz, tartarız. Şu an hava fena değil fakat benim sağ elim selfie çubuğu nedeniyle kısmi bir felç geçirdi. Umarım daha iyi olacak. Video boyunca alışacağım bu çubuğa da. O zaman Skopje City Mall'da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Biraz önce Zara'dan çıktık. Zara buradakine göre, yani bizdekine göre çok çok daha uygun. O da büyük ihtimal Avrupa Birliği'nin uyguladığı politikaymış, orada öğrendiğime göre. Türkiye'deki Zara fiyatlarıyla karşılaştığımızda genelde tişörtler 10 ila 20 lira arasında değişiyor indirim dönemi. Yani kotlar 30 lira, 40 lira arasında. İşte çeşitli montlar falan filan erkek yorumunda yaklaşık 70-80 lira. Tabii Makedonya'nın biraz daha gelir açısından düşük olduğunu düşünürsek ve Türkiye açısından da vergilerin biraz yüksek olduğunu düşünüyorsak bu çok normal bir fiyat. Şimdi kotona giriyoruz ama benim dediğim koton burada biraz pahalı Türkiye'ye göre. Onun nedeni de yine gümrük vergileri. Çünkü Türkiye'den üretim gidiyor kotonda da. Bakalım orada nasılmış. Alışveriş turumuz tüm bizimle sürmekte. Bakın ne buldum. Makedonya'da Lush standı buldum. Şimdi hemen biraz Lush'a bakacağız. Biraz önce Lush'a girdim. Lush'tan 3 parça ürünü aldım. Şu şekilde bir tane face scrub, bir tane tonik, bir tane de şampuan. Onların detaylarını zaten dönüşte bir alışveriş videosunda size göstereceğim. Herkese tekrardan merhaba. Bugünlük vlogumuzun sonuna geldik. Bu ilk vlogumdu. Umarım severek izlersiniz. Muhakkak aşağı yorumlarınızı bırakın ki ben de neyin ne olduğunu anlayayım. Çünkü vlog işinde biraz acemiyim. Beni yorumlarınızı öğrendirirseniz çok memnun olurum. Biraz önce geldik dediğim gibi eşyalarımı yerleştirdim. Birkaç bir şey almıştım. Ona da detaylarını döner dönmez bir alışveriş videosunda sizinle paylaşacağım. Şu an kuzeyimin odasını pembe arka planıyla bir görmektesiniz beni. Ki ben pembeden hiç hoşlanmam, pembe rengini hiç sevmem. Bunu da bir gün detaylı olarak konuşuruz pembeyi hiç sevmemin nedenini. Neden pembe renginden hiç hoşlanmadığımı anlatırım size. Dediğim gibi bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Muhakkak yorumlarınızı bırakın ki ben de ne yapmam gerektiğini, bir sonraki vlogu nasıl çekmem gerektiğini sizden öğreneyim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.
hayat bana vay kiki vay 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 kiki vay kiki vay 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 vay.